da su içelim abi. Temiz su kaynağı da bulmamız lazım. Modun çok yani çok erbabı değilim. O yüzden de şey yapılabilir. Bana söyleyebilirsiniz. Neyin nasıl yapıldığını, suları nasıl... Gerçi galiba belli su şişelerine dolduracağım, cam yapacağım ilk önce. Ondan sonra da tane tane onları fırında ısıtacağım. Böylelikle de kirecini falan alacağım gibi düşünebiliriz. Aynen öyle. O zaman şimdilik cam yapacak kumları alayım. Suları ısıtmam yeterli oluyor. Tamam. Müzik sesi bir tık fazla, bir tık fazla. Bir tık, yok normal seviyede her zamanki gibi. Şuradan yardıralım. Abi çöle hiç girmek istemiyorum bu arada. Bir de sıcağın bastığı şeyler ben çok koştuğumda olabiliyor. Ben ne kadar fazla koşarsam o kadar da ter basıyor, sıcak basıyor. O yüzden bol bol suya gitmemiz lazım. Birazcık da maden gitmem gerekiyor. Mesela şöyle bir şey var. Cool. Buna tıklıyorum. Ice Cube. Bu Ice Cube'u nasıl yapabildiğimi bilmesem de cobblestone, birazcık da Ice Cube alıp da bu cooling coil'i oluşturabiliyorum. Yani ben ne zaman sıcaklarsam üzerimdeki sıcaklığı bu makinelerle beraber atabiliyorum gibi. Şimdi bizim cidden gece için güzel bir mekan bulmamız lazım. Çölden de uzaklaşmamız lazım. Hayatta kalabileceğimiz mekanlar illa olacaktır. Olması da lazım. Ama şu an bir tık kötü başladık gibi. Bir tık şanssız başladık. Bu da oyunun birazcık daha serüvenini arttırıyor tabii ki. Gece olmadan mesela güneş abi... Güneş batıyor mu? Güneş batıyorsa eğer sadece 3-4 dakikamız kaldı. 3-4 dakika sonra bir yer bulmazsak büyük ihtimal gece zombiler tarafından öldürüleceğiz abi. The Bizarrely Exern. Uba. Üçüncü ay. Shade'in adı nedir adam? Bu arada Travis Scott adamdır demiş. Abi be. Ototune adam. Ay, wak wak. Neyse bunlar çok tatlı olduğu için öldürmeyeceğim onları da. Aha tamam, güzel bir yer bulduk. En azından geceyi geçirebilmemiz için faydalı olursa o kadar da yeterli bizim için. Hatta gayet iyi bir yer bulduk. Güzel, güzel, sağlam. Vak vak. Vak. Oh. O zaman şuradan ben başlayayım. Burası neresi? Tamam, şurada 3-5 yemeğimi ısıtayım. Şurada da yemeğimi ısıtayım. Burada da bir şeyler var. Seni de alıp şuraya koyayım ekstra olarak. Sandıkta deriler var. Çubuklar var. Onun dışında... saman balyaları. Tamam, yemek en azından bu konuda da işimize yarayacak. Yemeğimiz bayağı bol olacak. Ben bir tanecik şöyle saman balyalarını alabilmek için bir şey yapmak istiyorum ama... Burası da sıcak. Arkadaşlar ben burada... Aynen abi. Lütfen ölmeyeyim bu arada. Lütfen. Ölmek istemiyorum. Ölmek... düşebilir mi sıcaklık? Lütfen sıcaklık düşsün sadece. Bak koşmayacağım. Sakin olacağım. Yani motorumuz fazla ısınmış ha. Arkadaşlar biliyorum ateşli bir adamım ama bu kadarını da fazla değil mi? Yani ateşimin sıcaklığının her yerde hissedilmesi, benim tarafımdan da hissedilmesi ayrı bir sorun. Janet Suas, ikinci ay hayırlı olsun Adal adam çok hızlıydı be demiş. İkinci ayında kendisi en iyi aboneliği Prime'ın bir zira kullanmış. İhata Portais, dördüncü ayında abi yayınlar bu RLCraft'ın demiş abi. Yani zombi modu RLCraft olmadığına göre RLCraft değil demek ki. Sadece RLCraft'ın arayüzü belli, evet gözüküyor ama o değil. RLCraft sadece onu kullandı. Tamam, ben o zaman şu buğdayları alayım. En azından ekmeğimiz olsun. Hiç yoktan iyidir. Gerçi şöyle de bir şey olacak. Oha, yarımlar falan da geliyor. Oo, ilginç mod paketi. Dur ben şunları mesela alsam. Tech step. Bunlar ne? Aa, bunlar da mı? Bunlar da wheat oluyor. Onlar da iyi çevriliyor ama fazla değil. Tamam, bunlar yeterli olur. Benim kova da yapmam lazım ama kovayı işte nasıl yapacağım? Ne ara yapacağım? Bir madene inmişliğim yok, bir şeyim yok. Tamam, bu yemekler de burada dursun. Sıcaklığı atlatabiliriz. Sıcaklık pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yemek yiyerek atlatacağız bu arada. Kesinlikle. Çünkü hiçbir şekilde hani kurtulabileceğimi sanmıyorum. Çok sıcak. Normalde bu kadar sıcak olmaması lazımdı. Bursa kadar sıcak ve nemli bir köy. Oo, yemek zaten var burada. İyi abi, ben bu fırınları da çalsam ama evet galiba cidden... Abi tamam, sudayım ya, sudayım.
full suda kalacağım. Hani normalde bu kadar sıcak şey yok. Bir, evet cidden bir karpuz olsa bütün sıcaklığımızı alsa böyle bir oh be yapsak. Ne güzel olacak, serinletecek. Ama ne karpuz var ne başka bir şey. Bu arada burada kesinlikle güzel loot olacağını düşünüyorum. Güzel şeyler çıkar buradan da. Abi Aquaman gibi yaşıyoruz burada. Artık gözeneklerim ve yüzgeçlerim falan ekstra şeyler çıkacak. Hot tub yayınlar arkadaşlar, evet. Ama hot tub'ın sıcaklığı benim ateşliliğimden geliyor. Birazcık daha soğutayım da kendimi. Şu an cidden hala bir sıcak kısmındayım. Biraz nefes tutma yarışması yapacağız. Birazcık da su içeyim şuradan. Aynı o şekilde. Kask yapsam kafama güneş geçmesini engeller mi o? Engelliyor olabilir. Belki ucundan. Fikrim yok. O zaman sadece bir tane kask yapayım abi. Kafalık olsun en azından ya. Ya belki daha sıcak tutuyor da olabilir. Sadece şöyle bir koyayım. Hemen bir şeye bakıyorum abi. Tamam. Onu hallettim. Köyü birazcık daha kolaçan edeceğiz. Gerçi bu köyde ne varsa ben hepsini alır sömürürüm. Çok fazla şey var. Ya galiba bu köyü bulmamız bizim için bayağı iyi oldu. Hatta burada pazar alanı da var. Bulamadık diye ağlıyorduk az önce ama en bulunması en güzel olanlardan bir tanesini yapmışım. Bir de yine yanıyoruz abi. Ben buradan gideceğim. Daha fazla dayanamayacağım bu köye. Kim dayanabilir ki bu sıcakla? Gerçekten Bursa. Memleketim be. Bursa'da da yemin ediyorum yazın bir saniye durulmuyor böyle. Hay dışarı çıkıyorsun, gölgeden adımını atıyorsun, yanıyorsun. Her yer sıcak, yanıyor. Tamam, burada da yemek bulabilirim. Tamam, yemek sıkıntısı çekeceğimizi sanmıyorum bundan sonra. Burada adamların koyduğu odunları da alabilir. Ay tamam, sıcak vurmuş. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burada da ufak tefek evler. Bu arada arkadaşlar, neden burasının sıcak olduğunu size söyleyeyim. Burası çölün yanındaymış. Ve yani çölün yanında olan bir yer tabii ki sıcak olur. Baksana direkt çöl. O yüzden biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Ben birazcık daha soğukta duracağım, ondan sonra şurada blacksmith var ama aynen blacksmith'e gideyim bir de. Ondan sonra rahatlarız herhalde. Bir de gece. Tam gece oluyor, sıkıntı yok. Çünkü çölde geceleyin daha soğuk olur. Daha sıkıntılı. Sıcak bizim sıkıntımız olmaz ama Traveler's Backpack. Oğlum kesinlikle bu en çok işimize yarayacak şey. Hiç kullanmadım şu ana kadar. İşime ne kadar yarar bilmiyorum ama bu bildiğim kadarıyla yere koyduğumda aynen abi. Böyle bak, bunu sadece gördüm. Olay şu tamamen. Burada crafting table'ım var. Burada işte suları falan buraya koyabiliyorum. Ya da lavı falan koyabiliyorum, ayırabiliyorum. Üzerine eşyalarımı mesela şu şekilde bırakabilirim. Mesela koyayım bütün eşyalarımı şu şekilde. Eşyalarımı buraya koyuyorum. Gerekenler burada duruyor. Mesela nasıl yapabiliyorum? Bunu yere koydum. Bunu yerden nasıl alacağım? Shift ile alıyorum tekrardan. Çanta olarak burada, arkamda. Yatak da var, evet yatak da var ama onu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oh, zombiler yine geldi. Ve gece o kadar da korumuyor bizi. Aha, evet benim cidden suya ihtiyacım var şu an. Yaratıklardan dolayı uyuyamıyorsun. Tamam abi, onu şöyle yapalım biz. Onun dışında... Aa bir dakika, çantamı yanlış bir yere mi koydum ben? Aa bir dakika, çantayı koydum diye gösteriyor. Aa ben çantayı koymadım. Abi oyun lütfen bug'a girme bu şeyde. Lütfen bug'a girme. Oğlum benim çantam nereye gitti? O arkanda mı işte? Oğlum o nasıl arkam? Ha koyacağım yine o zaman. Oğlum çok gerildim şu an, zombiler de var çünkü etrafımda, zombilerden dolayı da geriliyorum. Ama koyamıyorum hala. Dur abi şunu şöyle yapsam, şuraya koymayı denesem. Koyulmuyor. Arkadaşlar bu lanet olası çantayı ben sırtımdan nasıl çıkaracağım? Sanki küçücük bir çocuğum ve yeni öğreniyorum ya neyin ne olduğunu. Aynen, neyin ne olduğunu yeni öğrenen bir çocuğum. Şu an bağcık bağlamayı yeni öğreniyorum. O zaman options, controls, buradan bulmam gereken bazı şeyler olacak. Change fleet mode, change mode, open settings, backpack'li bir şey arıyoruz chat. Backpack.
B mi deniyor abi? Aynen. B. O zaman B'yi alacağız. Vay be. Modu siz cidden biliyorsunuz ha. Şunları çevireyim. O çok fazla odunum olduğu için büyük ihtimal bunları öylesine de kullanabilirim. Şimdi yukarı doğru çıkacağım ben. Şu aradan. Zombiler beni rahatsız edemeyeceği bir yere geçeceğim. Şu şekilde. Buraya da yatağımı koyar. Aynen manzaraya karşı uyurum. Tam da güzel yani mis gibi. Aynen bu. Bundan sonra yardım edeceğiz kendimize. Buradaki her şeyi toparladık. Buradaki her şeyi toparladık. Zombiler birazcık sıkıntı. Çöl de sıkıntı. Ben şu tarafa doğru yol almam gerekiyor. Ondan sonra her şey daha kolay olacak bizim için. Ha bu arada sizin bilmediğiniz bir şey de var. O yeri geldiğinde göstereceğim onu. Yeri geldiğinde anında fark edeceksiniz. Sadece her şeyin bir zamanı bir yeri var. Daha şey yapmıyorum. Arkadaşlar karpuzu almadım. Karpuz espri sadece. Karpuz cidden ferahlatacak mı beni? Oh ne güzel karpuzu ne güzel yedik diye. Dying Light 2 çok uzun süredir çıkmadı. Ben de dedim ki Dying Light 2 çıkana kadar kendi mod paketimi oluşturayım o zaman. Bu şekilde takılayım. Şu an Dying Light 2 oynuyoruz arkadaşlar. Güzel de duracak. Geçen demosunu yayınladılar. Eğer izlemediyseniz bayağı iyi duruyordu. Tüm bunların dışında şöyle birazcık da su içelim abi. Su içmemiz lazım. Mod paketinin ismi yok. Mod paketini ben kendim özel oluşturdum. Yani mod paketi ismini soranlar mod paketi yok. Ben bunu yayınlayabilirim profil olarak. Oradan indirebilirsiniz. O da bir şey. Şimdi yok abi yine çöl ya. Böyle çöl olmayan bir yer istiyorum ben. Sakin bir yer istiyorum. Çünkü ben ne kadar koştukça o kadar o kadar sıkıntı oluyor ve ben terliyorum. Burası neresi abi? Bu öylesine bir yer değildir herhalde. Aha, önceden bir köprüymüş yıkılmış daha sonradan. Anladım abi. Ben öbür zombilerin gelmesini beklerken başka bir yer bulayım. Yani ters batık gibi ilginç bir şey. Anlamadım ben de. Arkadaşlar mod paketini direkt oluşturup atarım ondan sonra. Sıkıntı yok. Halledilir. Ya mod paketi sormayın. Daha fazla sohbet istiyorum ben chatte. Artık mod paketi soranlardan gına geldiği için artık sinirlenmeye de başlıyorum bir süreden sonra. Bir süreden sonra parazit. Bak paraziti yapmaya çalıştım. Parazitin daha çok emek isteyen bir kısmı var. Yani bütün mod paketlerini ayarladım. Yeni şeyler denedim. Ama sıkıntı oluyor. Hatta bu modda maalesef onu koymamışım. İsterseniz yapabilirim. Doğal afetler modu. Onu eklemeyi unutmuşum. Her böyle 1-2-3 günde bir doğal afet olacak. Ve biz de orada hayatta kalmaya çalışacağız abi yine. Hani bir zombiler olacak bir doğal afet olacak. Fırtına çıkacak. Orayı koparmaya çalışacak. Ondan sonra biz oradan kaçacağız. Hani evimiz varsa da evimiz bizim için tam bir mekan olmayacak. Kafamızı koyup da böyle rahat uyuyabildiğimiz bir yer olmayacak. Sıkıntı ya. Öyle. O yüzden bence güzel. Ben onu bir ara ekleyeceğim. Şöyle bir ufak bekleme anımız olduğunda ben size sormama bile gerek yok. Ben nasıl eğleneceksem onu yapmam lazım da Vedir'e ekleyeceğim Vedir moduna. Şu an tek sıkıntı bütün her yerde çöle denk gelmemiz. Gereksiz fazla çöl var. Birazcık daha rahat olan bir yere geçtikten sonra oraya kuruluruz. Aa bir de bayağı susamışız sıcak ya. Tamam abi sıcağı şöyle halledeceğim. Şunu at. Şurada ufakta su var mı? Aynen şurada mı var? Yok. Orada vardı ama neyse gitmek istemedim. Çok dert değil bizim için. Bu şekilde yardıracağım. Bam bam bara bam. Daha su arıtmamız var ya. Daha su arıtacağız. Çok şey. Abi ben su bulurum diye rastgele koşuyorum ama suda çıkmıyor özellikle herhalde. Az önce yolumu değiştirmemek için dönmemiştim sadece. Tamam abi mükemmel ötesi. Çölde bile su varken normal bir yerde suyun olmaması. Su mu? Oh su be sonunda. İç abi iç. Benim artık kendime maden kazıp oradan aldığım şişelerle beraber arıtılmış su yapmam lazım. Bursa'nın dağlarında o akan doğal sular gibi. Ah enfis. Güzel olacak ama aa, öyle bir şey yok. Tam burada da bayağı su var.
Tamam, en azından birazcık daha ferah bir yere geldi. Bir de gölge altında dursam etki ediyor mu o kadar acaba? Güneşe maruz kalmasam. Yapılabilir. Mod paketi tam olarak neye göre çalışıyor fikrim yok. En azından su tamamen öldürmüyor. Susuzluktan tamamen ölmüyoruz. Öyle bir sıkıntımız yok. Her şey tane tane hasar veriyor. Ve şu ormandan çıkacağız. Güzel olacak. Bambara bim bim berebim. Deri zırha gerek var mı? Büyük ihtimal daha iyisini buluruz diye hiç uğraşmadım deri zırhla alakalı. Çünkü neredeyse korumuyor deri zırh bizi. Ben şu ana kadar deri zırhı... Deri zırh gereksiz, bayağı gereksiz bir şey. Gibi. Bence. Bir de deri böyle. Hani sıcakta rahat eder misin? Hayır. Bu suyu bizim bir cidden halletmemiz lazım. Bu şekilde gitmez. Her saniye su içmem gerekiyor. Huh. Halil Kerem 6. ayında hoş gelmiş. Areldo 3. ayında en iyi aboneliği kullanmış. Prime'ını bizlere kullanmış. Misler gibi abi. Yani kademe 1-2'yi tokatlamış. Teşekkür ederim Areldo'cum 3. ayın için. Cafer Afat 31 bit atmış. Merve Likka aramıza katılmış. Dead Cookies 27 aramıza katılmış. Ceze Otemer 5. ayında. Adal abi uzun zamandır gelemiyordum. Selamlar chat demiş. Prime'ını bizlere kullanmış. En iyi aboneliğini kullanmış. Anakin Skywalker 501. Olayı zaten biliyorsun. Demiş çok vaktim yok ama az kaldı. Yakında bitiyor demiş. Aynen öyle kanki. Aynen öyle. Kendisi 4. ayında Anakin Skywalker. Python 10 Prime'ı bizlere kullanmış. Teşekkür ederim. Hoş geldin Python. Tamam ya. Yavaştan ben orman ya yani ben bassız bedeviyim. Ben yayın dışı modları test ederken birazcık oynadım, tamam mı? Böyle ucundan oynadım. Oğlum yanıma gelen her şey o kadar iyiydi ki. Her şey o kadar güzeldi ki. Şimdi acı çekiyorum. Yine hiçbir yerde bir şey yok. Yine etrafta zar zor yaşamı götürmeye devam ediyorum. Ha, en azından sürekli yer değiştirmediğim, yani sürekli yer değiştirdiğimden dolayı, belli bir yerde kalmadığımdan dolayı zombiler de bana çok fazla adapte olamadılar, onu fark ediyorsunuz. O yüzden de zombiler çok fazla gelmiyor şimdilik en azından. Bir de günler geçtikçe zombiler de arttığından dolayı 1-2 güne zombiler peşimizden düşmezler artık. Şimdi o zaman ufak bir madenimiz mi var? Yeni bir yapı bulmadan hiç bırakmak istemiyorum. Yeni yapı çok önemli çünkü. Yok, yaban domuzlarına bulaşmayayım abi. Onlar bir tık sıkıntılı. Şöyle gidelim. Birazcık daha böyle deniz kıyısında bir yer istiyorum bu arada. Hani böyle denize kıyısı olacak. Sıcak bastığında direkt gireceğiz. O harareti alacağız. Ondan sonra hani zombiler gelecek. Belki botla kaçacağız. Zombiler o kadar hızlı yüzemeyeceği için. Her türlü şansımız olsun diye çabaladığım bir yer istiyorum. Ama şu anlık sadece dipsiz kuyular, ormanlar abi. Bir yere varamayacağız gibi. Çünkü ağaçların arasında gizlenen bir sürü zombi olacağından dolayı böyle sık ağaçların olduğu bir yerde istemiyorum. Ha bu arada demirimiz olabilir şimdiden. O yüzden aha demir de var. Tamam, gece tamamen bastırmadan chat. Şöyle bir şey yapacağım. Şu taşları bir kazıyım. Ondan sonra yardırırız. Oradan. Adolium moda ne zaman yenilik gelecek? Adolium moda devamını getireceğiz ya. Bu aralar tekrardan halletmeye çalışıyoruz onu. Onun dışında lütfen su spamı veya başka şeylerin hani su o kadar kritik bir şey değil. 2 saniyede bir su geldiği için su iç demeniz pek de anlam ifade edeceğini sanmıyorum yani. Güzel dille anlatıldığı kısmıyla bu kadar. Birazdan delire de bilirim. Su iç, su iç, su iç, su iç. Oğlum aşayım al. Al. Bir daha yazacağım mı? Bir daha yazacaksam bir daha içeyim yani. Çünkü bir yerden sonra kafayı sıyırma moduna geçiyorum. Tamam, crafting table'ı alayım abi. Şuraya koyalım. Bence çubuklarımız fazladan olsun şu kısımda. Ondan sonra taşları şimdi bir baltaya da ihtiyacım var. Ufaktan bir baltaya. Bir tane de şöyle baltamız olsa. Aynen böyle. Tamam, şu demirleri alayım. Hiç yoktan kovan falan olsun da böyle su falan hani çok hararet olduğunda tane tane koyarız. Oradan da rahatlarız. Ha bir de şöyle bir durum var. Bizim meşaleye ihtiyacımız var. Hem de deliler gibi. Oh yok abi.
Zombiler şimdi her yerden gelecek, bir de gece oluyor. Biliyorsunuz bizim şöyle bir kuralımız var. Bir gün normal takıldıysan, yattıysan, uyuduysan bir gün takılamıyorsun. Yani bizim tam olarak gece olmadan yeni bir barınak bulmamız lazım. Barınağı bulamazsak büyük ihtimal boku afiyetle yedik. Hem de öyle böyle değil, çok güzel yemiş oluyoruz. He, bir de kanlı ay da gelebilir, öyle bir durum da var. Kanlı ay gelirse o zaman tamamen bittik. Çünkü kanlı ay geldiğinde yaratıklar daha vahşi oluyor. Ondan sonra daha fazla yaratık çıkıyor. Zombiler normalde bir çıkıyorsa 10 çıkmaya başlıyor. Şu an kesinlikle bir şeyim yok. Bir de özellikle hani elinde eğer kazma olan bir tane zombi gelirse o bizim yapılarımızı da kazabiliyor. Öyle bir durum. Yani duvarın arkası... Abi kanlı ay mı ya? Cidden kanlı ay mı üzerine? Abi öldük gibi ya. İstemiyorum, su da sıkıntı. Dur abi, hızlı bir şekilde su kaynağı bulup... Abi şom ağzımı açtım değil mi? Tamam, su var burada. Su var. Abi o zaman şöyle geliyorum. Şuradan iç abi. Şunları at şimdilik. Su içme mekaniği neden bu kadar kötü bilmiyorum ama... Kanlay, hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Zombiler gelecek mi gerçi? Zombi bir süredir göremiyorum. Belki de kurtulmuş da olabiliriz. Kurbağaların olduğu yerde sıkıntı. Yok abi. Ben yoluma devam edeceğim bir şekilde. Arkadaşlar bu arada cidden su iç demeyin. Görebiliyorum ya oyunu, ben görüyorum su içeceğim yani. Zaten güzel bir su kaynağı yapamadık. Moderatörlerden ricam, onlar ne yapacağını biliyor abi. En azından adam bir kere su iç yazmasın da 5 dakika, 5-10 dakika. Tamam. Ya bu cidden hani chatte bakıp da su iç cidden daralmaya başlıyorum ben. Özellikle de şimdi kanlı ay. Ayrıca bir... aynen abi. Mükemmel ötesi. Kanlı ayda. Abi şu gördüğünüz şeyler var ya, onlar ateş böceği değil. Onlar zombilerin gözleri. Abi ben arada durup bir de su içmeye gideceğim değil mi? Arada bir. Şu an yaşadım. Oo! Tamam, sıkıntı var. Kesinlikle sıkıntı var. Abi su da içmem gerekecek ki. Her yerde zombi de var. Galiba kanlı ay cidden ölümümüz oluyor abi. Bir de her şey bataklıkta ya. Arkadaşlar ateş böcekleri ne kadar da güzel be. Şunlara bakar mısınız? Gerçi bu cidden ateş böceğiymiş galiba. Zombiler arkada kaldı bir tık. Birazcık daha yiyelim. Ucu ucuna atlattık biraz. Bu yüzden de istemiyorum yani böyle dar alanlar. Baksana dar alanlarda ben bu adamdan nasıl kaçacağım sürekli olarak. Her yerdeler. Tamam, yine çöle mi gidiyoruz? Yok, çöl değil. Sadece bir ev istiyorum be. Bu geceyi atlatabileceğim. Ya bu gidişle cidden olmuş. Abi kılıçlı bir tane var bir de. O büyük ihtimal iki vuruşta öldürür bizi. Şöyle olabildiği kadar gideyim. Yok abi cidden bu arada The Walking Dead. Şimdi tiplere baksana her yerde. Şunlara bak. Kanlay en azından şimdilik oyun çok ilerlemediği için sert bir giriş yapmadı. Ama daha sert girişli yapacağını biliyoruz. Tamam, şöyle yapsam şöyle torcu abi. Su lazım, yine su lazım. Ama götümü... Abi bu yarık ne böyle? Ben bir götümü kurtarmayı mı deneyeceğim yoksa bu adamlardan mı kaçmayı deneyeceğim? Böyle su içmeyi mi deneyeceğim? Ne deneyeceğim ben? İç abi suyu. Tamam, içtik. Devam. Ha, bir de ufak bir parkur modu eklemiş olabilirim chat. Ya çok gelişmiş bir parkur modu değil bu arada. O yüzden bir şeyler olduğunda araya sıkıştığımızda daha iyi zıplayıp çıkabileceğiz. Bir de ışığa fazla duyarlı bunlar. Hani ben mesela böyle ışığı alıyorum ya. Zombilerin mantık modu var bunda. Yani zombiler ışığı görünce daha fazla geliyor. Yani ben bir ev yaptığımda o evde hayatımı düzgün geçirmek istiyorsam bu adamları yani çekmemem gerekiyor.
Yani yer altına bir şeyler kuracağım. Orada takılmaya başlayacağım. Eğer bu ışığı gösterirsem daha bilinçli geliyorlar. Yani normalde yine görüyorlar vesaire de. Şu an hani açıkta olduğum için. Açıkta olmadım. Evimin ışığını görecekler. Oradan çat diye geliniyor. Gelecek. Ah neyse. Su da lazım. Ama tek ev lazım be. Bu bugünün tek sıkıntısı buydu. Ev bulamamamız doğru düzgün. Öbür yer sıcaktı. Rahat edilemiyordu. Şimdi sadece ormanların olduğu bir yer görüyoruz. Ortası kesinlikle yok. Yarasa çantası kalıcı gece görüşü. Oğlum yarasa çantası diye bir şey mi var? Zombiler gerçi hala geliyor. Araştıracağım, bakacağım birazdan da şu aradaki şeyden. O da olduğu kadarıyla. Sadece şu geceyi atlatabileyim. Tek amacım şu an geceyi atlatabilmek çünkü. Oho abi, ormandan ormana geçiyorum ben ya, cidden. Anlam veremedim. Peki, Amazon ormanlarında kaybolsam yolumu daha hızlı bulur. Hatta hayatta kalırdım yani, bu biraz abartılı gibi geldi. Ve tam olarak bir 10 dakikamız var gibi bu geceyi atlatabilmek için. Canlılara bulaşmayacağım. Canlılar dalabiliyor, vurabiliyor bizlere. Yani şimdi geyik falan zaten sert, sert bir abimiz. Boynuzlar falan, ondan sonra ölmeyelim. Gecenin bir körü. Zaten kaçacak deliğim de yok doğru düzgün. Aynen, su yine vurmaya başladı. İç abi. Çık şuradan. Zombi var mı? Aynen, zombi geliyor. Mevlana abi. Şuradan mı gideceğim? Buradan gideceğim. Bu arada kesinlikle kayboluyorsam ve az önce geldiğim yere geri dönüyorsam, bu normal olabilir bu sıklıkta. Bayağı sıkıntı. Sadece bir ev istedim be. Kafamı koyacağım, uzanacağım ve hiçbir şey düşünmeyeceğim. Sadece güzel tatlı yastığıma uzanıp hayallere dalacağım bir ev istedim. Buydu, tek amacım buydu. Ben istemedim bu hayatı, ben seçmedim bu hayatı. Zombilerin sürekli beni avlamaya çalışmasını. Ondan sonra sürekli... Aa, bir yer bulduk gerçi. Ya bulmamışım, ağaçmış. Kanlay, bitebilir misin artık? Cidden ev istiyorum artık, ev. Ya bak yalnız... Ooo! Bu fazla şeydi. Yok abi, flash. Aha. O ev mi? Aa evet, galiba o ev. Ama istediğimiz tarzda bir şey değil. En azından geceyi atlatmamı sağlayabilecek şeylerden bir tanesi. Şöyle ben oraya bir çıkayım abi. Orada loot falan da vardır şimdi. Şöyle. Aynen, güzel. Bir de buradan inmesi var gerçi de. Bu kadar mıydı gerçi? Şöyle elime alayım. Ben şey gibi hatırlıyorum. Burada bir yerde sandık olması lazım. Tamamen yanılıyor da olabilirim. Şurada üstte bir şeyler var aslında. Atladım. 5 tane emerald. Abi 5 emerald benim ne işime yarayacak ki? Yani hiçbir işime yaramayacak. Kanlay hala yükseklerde. Birazdan da suya ihtiyacım var. Su almazsam ölmeye başlayacağım. En azından sabah olana kadar burada dursam. Ama zombiler bu sefer. Baksana, her yerdeler. Bir de buradan düşersem de bir sıkıntı var. Tamam. En azından 3-5 yemek stoğu yenileyebiliyorum. Yok, bir tane yenileyebiliyorum. Gerçi benim deli gibi yemek stoğum vardı. Tamam, ekmeğim de vardı benim diye biliyorum. Ama ekmeklerin hepsini ben ne yapmışım? Aha. Hiçbir ekmeğim yok. Ya da ben kargaşa da göremiyorum. Evet, bildiğin ekmeğim yok. Galiba ekmekleri attım ve bir daha fark etmedim bunu. Biraz kötü olmuş. TR Adana TR. Vay be, 2 ay olmuş demiş. Aramıza katılmış Rofbat Prime'ını, en iyi aboneliğini bizlere kullanmış. Misler gibi. İkinci ayında kendisi nickname
178 Prime'ı bizlere kullanmış. Onun dışında Darkola Berat Prime'ını bizlere kullanmış. En iyi abone diye. Dijital Apo, vay be Adal adam. 3. ayımız hayırlı olsun demiş. 3. ayında kendisi Prime'ı kullanmış. Adal'ın elması 2. ayında. Adal'dan mucuk mucuk seni seviyorum nice 2. aylara demiş. Gogoy W Prime'ını kullanmış bizlere. Şöyle de bir manzara abi. Mis. Selamlar Adal adam. 4. ay oldu. Seviliyorsun demiş. Berkolik 6. ayında Maymun 789 Prime'ını bizlere kullanmış. Python da aramıza katılmıştı abi. Teşekkür ederim. Papa para pa. Özellikle de Prime'ını kullanıp destek olanlara teşekkür ederim chat. Prime'ımızı kullandığınız için. Ha. Şimdi bakan kör çantada var. Çantada ben şey göremiyorum. Ekmek göremiyorum. Anlamadım yani. Bakan kör ama arkadaşlar cidden ekmek hala göremiyorum ben. Birazcık gitmiş gibi. 178 değil tam 100 ve 78. 178 abi. Ne yapayım? 10.078 mi diyeyim? Allah Allah, adamın adını doğru da okuyoruz. Yaranamıyoruz be. O tamam kanka, bir daha nickname derim, o kadar. Böyle anlaşalım. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun. Saman balyası var chat. Benim demeye çalıştığım, az önce ben 40 tane ekmek yaptım. O ekmekler nerede diyor. Ben size demiyorum. Ekmek yapabilecek bir malzemem var mı demiyor. Benim dediğim şey önceden olan ekmekler nereye gitti diyor. Ben 40 tane ekmeğimin nereye gittiğini soruyorum. Ben demiyorum ki eşyam var, şu var, bunu ben istemiyorum yani. Bir anlaşmazlıklar var. Evet, 40 ekmek nerede? Ben o ekmekleri aldım, yaptım hepsini. 40 ekmeğim nerede? Bunu soruyorum, evet. Bana buğdayım var diyenler, siz de buğdayın olduğunu söylediğiniz gibi 40 ekmeğin de nerede olduğunuzu lütfen söyleyin. O 40 ekmek nereye gitti? Çünkü istediğim cevap bu değildi. Oydu. Halka mı dağıtıldı? Peki abi, dağıtılmıştır. Ben görmedim yani, benim rızam olmadan neden benim ekmeklerim benim envanterimden gitti arkadaşlar? Olmuş bir şeyler yine ya. Yine uyurken bir zombiler soymuş beni aradan galiba. Aynen o. Pam para pim pim para pim. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Bana ev lazım. Böyle suyun kenarında. Artık orman istemiyorum. Artık istemiyorum be. Sadece mutlu olmak istiyorum. Evimi, barkımı kurmak istiyorum. Anime kızı da istemiyorum bundan sonra cidden. Anime kızının elime, ah tamam, istediğim bu anime kızının elime değmesini istemiyorum. Bana dokunmasını istemiyorum. Ben sadece ev bark istiyorum ve sonunda evim barkım ya. Sonunda canım köyüm be memleketim. Bunu istiyorum ben, evet. İstediğim şey bu. Selam kuşlar, merhabalar. Ve kapısı olan güzel bir yer var mıdır? Şuraya selamlar. Toplantınızı bölüyorum ama hadi bakalım. Yarasa çantası deniyormuş abi. Yarasa çantası var. Bu da Traveler's Backpack bu arada. Aynı bokun laciverti. İkisi de Traveler's Backpack olarak geçiyor. Babam bam baram bam. Hadi olmadı. Bana ne yarasa çantasından da ya. Ben bu şekilde devam edeceğim. Anime kızlarını bu işe karıştırma. Tamam arkadaşlar, çok özür dilerim. Bu arada galiba buğdayları az önce burada alırken takaslamış da olabilirim. Çünkü burada deli gibi buğday var ya. Aynen, olmuş olabilir, çok olası. Bir de burada galiba bizim işimize yarayan eşyaların olduğu stoklar da olabiliyor. Aynen be. Bak mesela Railcraft olsa bunlar olmaz. Mis gibi yayımız var bundan sonra. Ayakkabımız, botu alırım abi. Giyerim. Sonra kazmam tabii ki. Oh be. Ondan sonra sen de şöyle git abi. Bir tane demirimiz olsa şöyle. Ha, tadından yenmez. Artık ekmekleri de güzel stoklayalım. Aynen öyle. Bir de karıştırmayalım. 41 tane de ekmeğimiz burada var. Çok iyi. Bir baltam çok iyi değil. Onun dışında burada stoklarım var. Tamam, bunlar da güzel. Şu yemekleri koysam. Cobblestone'lar kalsa. Birazcık odun stoğu yapsam çantada. Olabilir.
bu gereksiz eşyaları da şöyle koyayım. Glowstone Dust'tır. Odur budur. Onlar bence çok yeterli iyi şeyler değil. Burada da çapa var. O kadar iyi değil. Burasının havası iyi bu arada ya. Buranın havası öyle felaket sıcak bir yer de değil. Buraya kurulabiliriz. Ya da ben mi yanlış görüyorum, değil mi? Ya belki su içmediğimden de olabilir. Bir ferahlatacak bir şey lazım. Yo yo. Sıcaklık gayet iyi. Sıcaklığı tam. Tam sıcaklık. Koşmadığımızda sıcaklamıyoruz. Bir şey de olmuyor. Bak burada odunlarımızı da alacağız. Ya gerçi burada deli gibi odun var. Bu odunlarla bir de hani hayatımızda odun kazmamıza falan gerek kalmaz. Adamlar çalışsın, ben oradan indireyim. Hemen. Bak balta içinde ya da kalkan içinde demirimiz de var. Ben şunları alayım. Sıcak sıcak bak. Sıcak yaz gününde ne yenir? Karpuz yenir ve içimizi böyle ferahlatır. Birazdan zamanı geldiğinde bunu da yiyelim. Şu ekmekleri de al. Bunları da al. Güzel, bu köy bir süre idare edecek bizi. En azından bu geceki zombi baskını için burada kalalım. Arkadaşlar samana artık gerek yok gibi ya. Çok fazla samanımız var. Bir de şurası neresi? İlginç bir ev gibi. Bunların birazcık daha garip bir ev yapısı, böyle kuleleri falan oluyor. O kulelerden olsaydı orada deli gibi eşya oluyordu. Mesela şunun içinden deli gibi eşya çıkabilir tesi var. Ben oraya bir göz kulak olayım, bir bakayım o kısma. Aynen, sağlam duruyor. Hatta burası benim geceyi geçireceğim yer olsa bence tam olur. Bakayım, 15 ekmek varmış. Havucu da var. Abi günlük de yazacağız bundan sonra. Tamam, günlüğü de yazalım abi. Çantamı açıyorum, açmak istiyorum. Karpuzları, ya gerçi karpuzları biraz yiyecektik. Yok, karpuz hala yiyemiyoruz. Şunu aç. Buraya odunları stokla. Deliler gibi var. Stokla bunları. Sonra şu sugar cane'leri stokla. Deriyi stokla. Stickleri stokla. Stickler zaten bayağı var. Abi bu arada crafting table'a da ihtiyacım yok. Yani her şeyi buradan yapabiliyorum. Bakın chat. Şuraya koyuyorum. Sonra şunu alıyorum. Ve baltamı alıyorum buradan. Ya biz az önce bu kadar iyi bir tane çanta bulduk. Her şey tam olarak sırtımızda. Kaplumbağalar evlerini sırtında taşırken ben de tüm sermayemi sırtımda taşıyorum bu şekilde. Aha, mesela su şişesi de bulduk. Doğru. Biz şu suş ay şu kış şu köşe kış köşesi şu şişesi asla söyleyemediğim bir şey benim. Artık kumları da eritmem lazım. Kumları eriteceksek şöyle bir tane fırın yapmam var. Fırını yapayım. Şuraya koyayım. Kumları nereye atmışım? Kumlar burada. Kumları al, şuradan erit. Bundan sonra suları da stoklayacağım. Böyle olacak. Hamza Kerem, Mursel'e abonelik hediye etmiş. Just of Emir 4. ayında Prime'ını en iyi aboneliğini kullanmış. 4. ayın be, iyi oyun aradı adam, seviyorsun demiş. Aslan GG Prime'ını bizlere kullanmış. 4. ayında kendisi hiçbir şey dememiş. Pinex, vuh. 6. ay mı demiş, 6. ayında kendisi. Anıl Ergin 171 Prime bizlere kullanmış. Goy goy 2 tane abone yok. Tier 2'lik abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim orada Goy goy ve Hamza. Onun dışında da The Yoda Prime üzere kullanmış. XQ Pet X. Selamlar Adal adam, 2 ay olduğu zaman su gibi akıp gidiyor demiş. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Hoş geldin. O zaman şunları alıyoruz, şundanımızı. Şöyle koyuyoruz. 3 tane şişe. 3 şişeyi aldık. Buradan da gelecek. Ben size mantığını göstereceğim. Bunların suyu olması lazım. Nasıl burada şey yok onu anlamadım. Şurada mı su var? Ama bir yere nasıl koyuyor? İmkanı yok çünkü. Suyun olması lazım. Ve benim aslında kova yapmam lazımdı. Oo sıcak. Sıcak başa vurdu yine. Tamam abi. Susuzluk da biraz vuruyor gibi. Suyu şöyle içeyim ben. Ama bak çok az veriyor. Benim mesela nasıl bir şey yapmam gerek? Ben onu merak ediyorum. Kendimi nasıl kurtarabilirim? Mesela water yazayım, tamam mı? Water. Water bir şey olduğuna %1000 eminim. Bir şey, bir kese bir şey lazım. Modu bilenler, mod paketini bilenler söylersin. Çünkü 44 tane burada yer var. Hangisinde ne olacağını tam kestirememekle beraber tam da bilmiyorum. Arkadaşlar suyu ısıtabiliyorum ama daha fazla suyu alabildiğim, su içebildiğim bir tane kese var, onu söylüyorum size. Arkadaşlar hala su ısıtıcılar, su şişesi bu şişe değil.
Bir bok yapmıyor neredeyse. Al dişimi kabuğuna yetiyor mu? Bak doldurduğu su şeyini görün birazdan. Alakası bile yok. Ben diyorum ki bilenler şey yapsın. Adam diyor ki şişem var ya. Şişem var kanki. Var. Ne yapmışım? Ha çantaya kovayla da koyabiliyorum. Onu da biliyorum. Hayır. Direkt bir tane kese gibi bir şey. Böyle bildiğim. Hani viski şişeleri oluyor ya. Su falan matara oluyor. Ya da böyle filmlerde kocaman bir matarası oluyor. Açıyor böyle ağzına hani boşaltıyor. Öyle bir suluk var. Evet deriden ama nasıl yapılıyor işte. O lazım bana. Leather bir şey de lazım. Traveler's backpack var. Onun dışında hiçbir şey yok. Normal backpack'i alıp bundan mı yapabiliyorum? Yapabiliyormuşuz be. Kova al sınırsız su kaynağı yap. Kovadan mı yapılıyor? Kovayı mı çevreliyorum mesela? Hiçbir şey spesifik değil. Ben buna kızıyorum şu an. Mesela kova yapacak eşyam yok. Şunları alıp şunları koysam. Hala bir demire ihtiyacım var benim. Öbür demiri nereden bulacağım onu da bilmiyorum. Birazdan bakarız herhalde. Battle yapsam abi. Mesela battle desem bunlar çıkıyor. Özel bir ismi var demek ki. Bizim bulmamız gerektiği şey. Ama gerçi chat o kadar şu an sadece normal cam şişeden içiyor ki chat'e hiç güvenemiyorum tekrardan. Güvenemediğim günlerden biri. Ben tek başıma bulmayı denesem bulamayacağıma da eminim. O yüzden sormuştum ama yok abi. Benzeri bir şey göremiyorum şu an arada. Ve daha yarısına bile gelmedik. Çok gereksiz eşya var. Burada yeni bir yer başlıyor. Buradan devam ediyor. Şuradan gelse. Bunların arasında ayırt edebileceğimi sanmıyorum. Hadi bakalım. Biri söyledi galiba. Aha evet Kentin abi. Çok teşekkür ederim. Abi Gökay teşekkürler abi. Real MVP'sin be. 10 saattir istediğim şey buydu ya. Asıl şey buydu. Buna su dolduracağım, bundan içeceğim. Ki bu da ne kadar depo edildiğini bilmiyorum. Hani moda göre çok daha fazla şey yapıyor. Su dolduruyor vesaire. Şurada mıydı abi? Şuradan bir su alalım. Ne olur ne olmaz. Bir su stoğumuz olsun. Önceden. Abi kayboldum lan köyde. Geceliğin bir başka bir şeye dönüştü köy. Şuradan alayım abi. Aha. Aynen abi. Abi 3 kata kadar daha fazla bu arada. İşte bu be. Gökay çok teşekkür ederim. İstediğim tam anlamıyla şey buydu. Ben o zaman zombiler gelmeden tam olarak geceyi mühürlemeden şöyle yukarı çıkayım. Bari burada birazcık daha hayatta kalabileyim. Çünkü geceler çok ilerlemediği için de zombiler öyle aman Allah deliler gibi çıkmıyor. Bu gece uyuyabileceğimiz gecelerden de biri. O zaman şu cidden şu gereksiz çöp diyebileceğimiz su şişelerini atıyorum ben. Cidden bir anlam ifade etmiyor bizim için. Onların kaplayacağı alana gidip de kantin yapacağız abi. Aynen bundan. 3 tane farklı. Mesela bununla 9 tane şişe alabiliyorsam 9 şişeyi 3 şişe yapacağım. 3 şişe de olacak her şey. Bak su içiyorum. Çat. İçiyorum. Daha fazla doldurayım normale göre. Ha bir de bunları da ısıtabiliyorum büyük ihtimal. Bunları da ısıttıktan sonra şey yapabiliyorum. Mis gibi. Hani zombi sesi duydum da bir an ölecek miyim diye düşündüm. Abi gerçi denemedim. Suyu da mesela bu suyu alıp şurada birazcık tuzunu arındırabiliyorum ya. Onu yapabiliyorumdur illa. En azından suyu çok da uğraşmayacağız bu şekilde. Unibera teşekkürler mahallemizin dost canlısı yayıncısı. Tost canlısı Unibera teşekkür ederim. Prime'ını bizlere kullandığın için, bana kullandığın için. 5. ayında kendisi Kamflot oh be 3. ay demiş. Prime bizlere kullanmış. Keksan Prime'ını kullanmış. Actual Prime'ını kullanmış. Bayman 6 olmuşuz keke demiş. 6. ayında kendisi Furkan Aydın aramıza katılmış. X Eneros Prime'ını kullanmış. İni aboneliği kullanmış. DC Itax 2. ayında Prime'ını kullanmış.
Eisenberg 5. ayında. Silemo cüzdanımı ve rozetimi alıp geldim. Camdan kaçtım. Adal evime girmiş. Boş bir hikaye dinliyoruz galiba. Hı-hı. Aynen. Abi kirayı yatırdığın için teşekkür ederim Eisenberg'cüğüm. Heisenberg de havalı bir isim ya. Hani şu an iki Heisenberg tanıyorum. Bir Resident Evil'daki... Oo sen... Lan sen üst kata nasıl çıktın? Aa doğru, oradan merdiven var. Eyvah eyvah. Dur abi. Ben o zaman daha böyle net görebileceğim bir yer var mı şu aralardan? Aynen sizi görebiliyorum ama vurursa ben düştüm gibi. Abi sen şu aradan gider misin? Siz gidin aradan. Yok. Kapı... Oo! Abi nasıl? Adam kapıdan geçebil... İlginç. Tamam neyse daha fazla kurcalamayacağım. En azından bu zombiler o kadar ölümcül değil şu anlık. Daha ilk gecelerimiz çünkü. Ben şeyi düşünemiyorum. Evimin falan kırabildikleri geceleri düşünemiyorum bundan sonra. Ne gibi olacak? Ne olacak? Pizzacı Astronot abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Hamza Kerem abonelik hediye etmiş. Just of Emir 4. ay mı? İyi oyunlar adam. Seviyorsun demiş. Aslan GG 4. ayında. Onun dışında da Koca Dağ 76 Prime'ını bizlere kullanmış. En iyi aboneliği kullanmış. İbo 2. ayında. Selamlar demiş. Ah be benim göbek bir kaşınmış. Bir kaşınmış. Yine göbek göbek göbek. Oğlum ne oluyor benim göbeğime ya? Neden bu kadar göbeğim kaşınıyor? Tam ufacık bir göbeğim var. Tontiş tatlış bir göbek var ama bu kadar da bilemedim. Tamam bu demirleri hala alamıyorum. O zaman şu eşyayı atıp şu demirleri alıp o sırada bunlar quartz. Ne yapabilirim ki? Bir şey haşlayamam da herhalde. O zaman ben şu aynen bunları alıp çantama şöyle atayım. Gereksiz neler var? Tüyüm olsa ok yapabilirdim. Onun dışında şu sandığı atsam olabilir. Şunu şuraya koyayım. Bayağı bir eşyamız var. Tamam. Bunları da koyayım, bunları da koyayım. Gereksiz bayağı eşyam var. Kendim de stokladım. Filter mi var? Bakayım abi. Filter. Bu mu? Vay be. Gerçekten böyle filtreleyebiliyor muyuz suları direkt olarak? Tamam. Sadece ipe ihtiyacımız var. Sayfaya ihtiyacımız varmış. Sayfaları bu şekilde çevirebiliyor muyduk? Çeviremiyoruz. Üste bir yerde ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa bir yerde var mıydı? Sanki vardı. Şu evde de olabilir. Tam emin değilim. Gerçi bu zombi salgınında tam olarak nasıl işime yarayacak bu? Yok abi. Benim bu zombileri kesinlikle temizlemem lazım. Burada da bir şey yok. Mesela buraya atsam buradan da mesela bir tane gelene kadar deneyeyim abi gel. Gel abi. Yok abi benim kılıç yapmam gerekiyordu en başında. Benim balta yaparak yaptığım yanlış buydu. Çantada tüy var. Hayır çantada tüy var. Tüy yani flintimiz yine yok. Bizim için şu an yaprak lazım. A4 lazım. Uyuyabildiğim gecelerden bir tanesi. Ben sadece bu geceyi atlatabilirim diye uyumak istemiyorum biliyorsunuz. Bir gece uyuyup bir gece uyuyamıyoruz. Bu en azından hayatta kalabildiğim bir gece olsun istiyorum. Ama birazcık daha kılıç mı yapsam? İki tane demirim var kılıç yapayım ben ya. Kılıçsız asla bitmeyecek bu çile. Alansal vuramıyorum. Balta her zaman tercihim ama bu salgında da bunsuz olmuyor. Tamam gel abi. Fight me. Hı-hı. Gel abi. Sen de gel. Aynen öyle. Şimdi birazcık karpuz serinleyelim. Bu sıcak yaz gecesinde. Gelin abi. Orası tamamen... tamamen doldu mu? Oo. Aa bu tamam blokları kırdılar sandım lan. Kırmamışlar. Blok kıran tiplemeler gelmemiş henüz. Sen de git abi. En azından şunlar beni ittirmezse şu aradan bir tüy alabileceğim bir kütüphaneye gidersem yapılabilir. Ama galiba sabah yapmam lazım bu işi. Evet bu işi sabah yapmam lazım. Bu şekilde olmayacak. Abi iyice yönlendirdim. Yok yok yok. Aa hayır. Tamam.
iyice gelmeye başladılar. Umarım kapıyı kırmazlar. Kapıyı kırarlarsa diye şöyle bir yer yapayım. Peki benim yapabileceğim şeylerden susuzluğum da yavaş yavaş artıyor. O biraz sıkıntı. Keşke su, evde su kaynağı olsaydı. Mesela bu bitkiler nerede? Şunlar hiç umurumda değil. Bunların bir yerde bir suya ihtiyacı var ama galiba bunu zaten öylesine koyuyor oyun modu. Çantada şeker kamışı var. Aha, doğru, çantada şeker kamışı. O zaman şöyle yapayım, yeterli mi? Yeterli şeker kamışı yok. Aa, var. Çok iyi. Yapabiliyoruz. O zaman şundanımız olsa ve şöyle filtremizi yapacağız. Su filtremizi yapıyoruz. Aynen bu. Güzel ama sıkıntısı da şu. O kadar fazla istediğimiz kadar yapamıyoruz. Daha bayağı olay var. Tamam, gece bitti. En azından zombiler birazcık daha uysal olacaklar. Şimdilik birazcık atlatayım da. Şimdi şu hatta şunları tamam. Karpuzu boş ver. Bize protein lazım abi. Şöyle aradan vurabilecek olursam. O da değil. Onu da pek istemiyorum. Tamam. Şimdi hızlı bir bakıyorum. Burası kütüphane değil ilk öncelikle. Zombiler evlerin içine de girmiş. Burada yakında da yok. Şuradan bakarsam, şöyle bakmaya çalışırsam, kendime şöyle bir yol yapmak istiyorum. En azından köy için neyin nerede olduğunu görebileceğim. Bir de kontrollerde bir otomatik zıplamam açıkmış. Şöyle, tamam. Galiba evet. Burası kütüphanenin olduğu bir yer değil chat. Burası öylesine bir yer. Yani istediğimizi alamayacağız buradan. Aman geri ineyim bari. Şuradan atlasam. Sadece zombileri bir açmam gerekiyor ama zombilerle uğraşmadan. Doğru. Benim direkt buradan atlamam gerekiyor o zaman. Diğer eve atlayabiliyor muyum? Yaprakları atlayabiliyor muyum lütfen? İstediğim şey bu. Evet, tam yapraklar damage vurmuyor. Yapraklar yumuşak. Yaprakları atlayarak kaçabilirim. O zaman şurada da biraz yaprak var. Onların da üzerine atlasam. Aynen, tamam. Abi yaprakları nereden atlarsanız atlayın, sizi yavaşlatıyorlar. Abi diyorsun. Zombiler diyorsun. Tamam. Evet, o zaman böyle fırtınalı bir yaz gününde abi zombilerden kaçacağız. Şunları da şu şekilde doldur. Seni de doldur abi. Tamam, en azından matarımız olduğu kadarıyla şunları da şey yap. İçeceğim bir yandan. Orada başka bir yer mi var benim gördüğüm? Yok, o sadece bir ağaçmış. Bak, matarama su ko. Çok güzel. Bu matarayı yapmamız çok anlamlı oldu. Sadece filtreleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Çünkü filtrelemeye çalışırsam arkadaki zombiler beni yer büyük ihtimal. Tamam. Zombiler galiba sıkıntı yok. Atlattık gibi. Zombiler bir tek weak mi? Yok, geliyorlar, hala geliyorlar. Suyu doldur, suyu iç. Bunun tek sıkıntısı yine o kadar fazla almıyor. Hani beklerdim daha fazla su alsın. Bizim hala demir ve bir demire ihtiyacımız var kalkan için. O bayağı kötü. 3 tanesini baltaya kullanmasaydım, normal baltam olsaydı her şey iyi olacaktı. Ha bu arada yağmurlu bir günde biz üşümeye başlıyoruz. O yüzden bizim bu sefer ısınacak bir yere ihtiyacımız var. Ayrıca burası neresi? Ha. Abi inan bilmiyorum. Bulaşmak da istemiyorum. Bazen cadılar falan çıkıyor bunların içinden. Cadı tarzı bir şeyler çıkıyor. Ondan sonra naneyi yiyorsunuz. Onu hiç istemem. Şimdilik. Ama madende demir çıkıyor. Madene girecek vaktim yok ki. Zombiler geldiğinde büyük ihtimal arkamdan yerim ben. Zombiler yer beni. O yüzden durup maden yapacak pek zamanım olmuyor. Yine de bir deneyeyim abi. Riske atayım. Gerçi burası mükemmel bir madenmiş. Bayağı geniş, uzun, büyük. Bol bol demirin çıktığı bir maden.
Modları ben mi yaptım? Ya abi belli bir mod paketini aldım. Geri kalanını ben yaptım, evet. Ya ben yaptım derken iki türlü yapılma var. Modun kendisini yapmak, bir de mod paketini yapmak. Mod paketini ben total şu haline ben getirdim. Peki abi şimdi ben doğru yapabiliyorum. Bir galiba bir tane meşale alıyorum. Götümün dibine koyuyorum ve ısınıyorum. Öyle bir durum vardı. Güzel. Şu suyu da iç abi. Oh be, sonunda. Britik Forest havası. Abi Forest'ta mesela en azından hayatta kalabileceğin bazı yerler var. Bir yerden sonra çok kolaylaşıyor. Bunda daha zor. Olduğun yerde duramıyorum. Bir de tuzak falan mod paketleri araştırdım. Çok gözüme güzel gözükenler olmadı. Şey düşünün. Tuzak yapabildiğimiz bir güzel tadında bir mod pack olduğunu. Ondan sonra her şey daha iyi olacak. Tuzaklar yapacağım vesaire. Peki peki. Yine ormanda olmamız kötü. Abi Türkiye var la burada. Turkey. O zaman ben bir Turkey'yi keseyim. Vatan hainliği değil ama ete ihtiyacım var yavaştan. Şöyle. Aynen öyle. Bu hop. Her yerden çık zaten abi. Abi zombiler yine geliyor galiba. Al şunu. Tüy mü sadece? Al bunu. Abi abi siz neden dalıyorsunuz? Evet. Türkiye dalışa geçti be. Abi sen Hindisin. Gerçi asıl Türkiye değilsin. Sen sadece Hindi olan Turkey'sin. Yeter. Sakin ol. Bordo bereliler. Yok abi. Bunlar bordo bereli olsaydı ben şu an hayatta değildim. O yüzden. Kaç et alabildim? 7 et. Aa susuzluktan gidiyorum bu sefer de. Abi yok mu benim cidden şu su şişesini şöyle bırakıp da tırk şuradan içmem. Bunlar zor zamanlar için alabileceğimiz şeyler olsun. Hani böyle damağımız kurur, içeriz öyle. Çünkü cidden fazla efekt vermiyor bunlarda. Bir de filtreyi uygulamadık. Filtreyi mesela ben buraya koyup böyle mi yapacağım? Purified water, aynen. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Aha. Temiz su. Bir de temiz su içince öyle hızlı da bitmeyecek galiba. Hızlı da susamayacağız daha. Temiz. Ama bundan daha çok lazım. Fazlasıyla lazım. Biz şu an çok kolaya kaçıyoruz. Mesela içtim abi. Oo. Fazla dolduruyor. Felaket fazla dolduruyor. O zaman bundan sonra deli gibi gidip de yaprak yapacağız. Yaprak ve kömürü de birleştirdikten sonra arıtma yapacağız. İyi olacak. Bundan sonra su sıkıntımız pek kalmadı gibi. Ya tabii koştukça susuyorum ama o da olsun bir yani. Sonuçta daha iyi bir gelecek kurabilmek için elimden geleni yapıyorum. Bir de chat size bir süredir göstermediğim bir şey göstereceğim. Zombiler hala o pozisyonda beni yakalamadı belki ama şuna bakın. Hı-hı, aynen. Bak hop. 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 Ya. Yani şimdi şöyle olsa ben şuraya tutunuyorum, buraya zıplıyorum ve buraya zıplıyorum. Ya ya. O yüzden zombiler bazen sıkıntı olmayacak. Tabii ben bu yetenekliğimi nasıl kullanabiliyorum? Çok fazla kullandığımı düşünmüyorum. Çok fazla kullanamadım şu ana kadar. Aynen öyle. Vay anasını be. Vay Tarzan. Ben burada maalesef medeniyet yok olduktan sonra birinci yılım. Zıplamam, konuşmam böyle. Ama medeniyet yok olduktan sonraki 5. yılım. Aga buga ve oradan oraya zıplayabiliyorum. Bir maymuna dönüşüyorum ya. Oh. Güzel, şimdi bu ördekleri falan kesmeyelim. Ördekler tatlı hayvanlar. Bir daha su içeceğim bu arada. Bayağı dolduruyor. Fazla dolduruyor. Üçlük doldur. Oo, üçlüğe gerek yok. Gerisini de içti. Anlamadım neden böyle oldu. İyi dolduruyor. Maymunlar olmak birlikte güçlü. Bak bak bak. Gerçi burada gösterebileceğim bir şey yok. Bize yine ev lazım. Zombiler. Tamam, zombiler yine atlatılmış ya. Zombiler kolay iş oldu biraz. Biz bir tık bize. 9 yaşında örümcek adam izledikten sonra ne?
Abi Örümcek Adam'ı izleyip camdan atlayan manyakların olduğu bir nesil vardı. Onları biliyor musunuz? Böyle Pikachu sanıp kendini atlayanlar gibi gibi. Mesela şeydi. Anneannem bana gidip de bir şeyler, Örümcek Adam'la alakalı bir şeyler alıyordu. Poster falan alıyordu. Ondan sonra bir gün bir tane çocuk Örümcek Adam'ım diyerekten camdan atlıyor. Ondan sonra anneannem de böyle aşırı koruyucu. Hani böyle haberlerde görür. Mesela mavi bir şeyler vardı ya en sonda. İşte bu oyun onları öldürüyor falan gibi bir şey olduğunda hemen gidip anneannem şey yapıyordu. Ha sakın sakın, bak Doğukan oyun oynuyor, böyle bir şey olmasın şey falan yapıyor böyle. Ondan sonra ben de diyorum anneanne ben öyle şeyler oynamıyorum, ne alaka, ben normal bilgisayar oyunu oynuyorum, bilgisayar oyunları öyle şey değil, öyle bir durum değil. Ama diyor böyle sakın Doğukan, anneme diyor direkt böyle, Doğukan uzak dursun böyle oyunlardan falan yapıyor. Mesela Örümcek Adam olarak atladığı zaman çocuklar da Örümcek Adam izlemem yasaklanmaya çalışılmıştı gibi hatırlıyorum ben. Ama ben Örümcek Adam fan boyu olaraktan ya yani her tarafta hey selam ben Örümcek Adam falan gibi tanıtıyormuşum kendimi, yani bir tane Örümcek Adam kostümün olduğunu düşünün. Kostüm asla götümden düşmüyormuş abi böyle. Yani hep yapışık benimle. Gidiyormuşum tişörtümün altında oluyormuş, ya da Örümcek Adam filminde çıkarıyor ya böyle pıf diye yırtıyor, altından Örümcek Adam kostümü çıkıyor. Hatta şey dediğimi hatırlıyorum ben anneme, şeyi soruyordum ben. Anne diyordum ya şimdi Örümcek Adam şey böyle altındaki şeyi çıkarıyor ya böyle, hani bana kostümümün üstüne aklet giysem, akleti yırtsam bir seferlik sorun olur mu diyordum. Annem de diyordu saçmalama be. Hani bir aklet mi yırtacağım bunun için diyordu. Hadi yırtacağım. Ne güzel işte. Çünkü Örümcek Adam yapıyordu onu. Hatta 2002 Green Goblin'in sahnesi ya. Yeşilcin gidiyor. Mary Jane'i falan filan alıyor böyle. Bir sürü yerde insanları öldürmeye başlıyor. Ondan sonra Örümcek Adam şey yapıyor böyle. Ah olamaz, bu adamı durdurmalıyım diye yırtıyor böyle. Ama geri zekalı odaya bak. Mesela filmin mantığı yok. Yani ne alaka? Gidip de saçma salak yani insanların içerisinde Örümcek Adam kostümünü yırtıp çıkarır mısın ya? Hani bu kadar salak olabilir mi bir insan? Merhaba zombiler. Tekrar şey yaptık. Görüştük. Oo, oğlum zombiler bayağı geliyor şu an. Biraz gereksiz fazla mı ne ya? Anladım abi. Şunları yine doldur. Ne olur ne olmaz. Bundan sonra saf olmayacak ama olduğu kadar. Hayatta kalabildiğim kadar. Yok abi bu gerizekalılar bir şey yapamayacak. Hatta savaşabilirim de çok savaşmak da istemiyorum. Aa donuyoruz ama. Abi kurtlar da var. Dur donacağım. Donacağım o zaman benim. Elimde tutarsam anlamı oluyor mu? Yok, elimde tutarsam da anlamı olmuyor galiba. Ağaç tepesine çıkmamla. Şöyle yapıyorum abi. Şuraya tam olarak şuraya geliyorum. Hayır. Şöyle. Aynen. Sonra şuraya. Hayır soğuk öldürmesin lütfen. Abi soğuk lütfen öldürme. Tamam, ondan sonra buraya bir sürü meşale koyuyorum abi. Umarım olur. Lütfen öldürme abi. Hayır. Oğlum tamam. Çok iyi. Abi meşalenin yanındayız. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum meşaleyi al. Götüme sokuyorum. Daha ne ısısı diyorsun. Ne hala ne soğuk olabilir. Al. Hala mı? Benim kendime galiba... Yağmurdan da etkileniyor olabilirim ben. Üzerimde bir ıslaklık varsa hipotermi geçiriyorum. Çok net hipotermi geçiriyorum. Soğuk zamanda. İşte bu yüzden ev bulmamız... Ya yeter artık. Şunu şöyle alıp şöyle yapayım. Malzemem de bitiyor ama. Tamam. En azından daha fazla üşümem herhalde ya. Elbiselerini çıkart. Chat ne alakalı elbiselerimi çıkartmam o kadar da... Bilmiyorum. Tamam. Şu an iyi mi? Hatta şöyle kapalı kutu. Ha? Tamam. Güzel tamam.
Yağmurdanmış chat. Yağmur ekstra olarak ıslatıyor bizi. Tamam, oh be. Isındık. Birazcık daha bekleyelim, sonra gideriz. En azından bu geceyi burada atlatayım. Hatta şöyle yapmak istiyorum. Şu yatağı şuraya alayım ben. Şuraya koyayım. Çünkü bir öyle bir böyle yapabiliyorduk. Bu geceyi en azından bu şekilde geçirebileyim. Heh şu. Heh bu ya. Tamam. Bir de şu taraftan gidebilmem gerekiyor. Aynen. Bir tane bot yapmam lazım benim. Botu şuradan şöyle yapayım. Şuraya alayım. Benim tam olarak kurduğum basamak burası mı? Yok. Orası değil. Burası. Oradan gerçi atlayamam da. O zaman şöyle yapacağım. Şu basamağı şuraya alacağım. Şuradan biraz gideceğim. Sonra suya atlayıp oradan yardıracağım. En azından denize. Ama yapraklar falan da var. Neyse. Atla abi. Sıkıntı yok. Görüşürüz zombiler. Kendinize çok iyi bakın. Tiplere bak. Tiplere bak. Aynen. Bu gece de bugün de size yemek çıkmadı be. Ne akşam yemeği ne kahvaltı be. Buradan devam edeyim ben. Gazı kökle abi. Hah. IKXQY. Abone 70 Muhammed D 6160. Adal abi nasılsın? Seni seviyorum demiş. İyiyim abi. Güzelim. Bir yer daha böyle hani tam istediğimiz gibi yerleşki bulursak daha iyi olacağız ama şimdilik bu şekilde gidiyoruz. Onun dışında 100 bit atarak destek vermiş. Meke gene gene 3 ay kutlu olsun. Adal adam demiş. Prime'ını kullanmış diyecektim ama Prime'ını kullanmamış. Teşekkür ederim. Mr. Mert 100 bit atmış. Sessizlik her şeyi anlatır demiş. Darksword 23.10 Prime'ını kullanmış. En iyi aboneliği kullanmış bizlere. Teşekkür ediyorum Prime'ını bana kullandığın için. Bak burası güzel bu arada. Yani buğdaylar falan filan tatlı duruyor açıkçası. Ve Adal sonsuza dek o yerleşkeyi aradı. Yok. Cidden sonsuza dek olacağını sanmıyorum. Tane tane gidiyoruz şu an. Botum var. Kısır bak şöyle söyleyeyim. Güzel bir yer var. Yani illa var. Biliyorum. Hissediyorum. Hatta gördüm. Ama kendi dünyamda görmedim işte. Kendi dünyamızda görsek hani böyle zombilerden de birazcık böyle dağ evi gibi bir şey olsa. Zombi filmlerindeki o dağ evi zombilerden daha iyi korunulan. Gerçi o dağ evi de gidip de katilli filmlerde en kötü şey oluyor. Bu sefer de katilden koruyamıyor seni. Her şeyin bir dezavantajı var. Katiller için kötü, zombiler için iyi. Zombiler için kötü, katiller için iyi. Hop hop. Yine bir orman abi ya. Ben bu ormanlardan bıkacağım. Cidden bu dünyanın ormanı fazlaymış. Sen ne yapıyorsun? Tipe bak. Uçtuğunu mu sanıyorsan? Ay cidden o kadar sık ki. Ay Japonya'da bir orman var böyle. Kafayı yedirttiriyor size. Aynı o orman şu an. Ormanda o kadar sık ağaçlar var ki. Önünüzü hani gidemiyorsunuz. Zor adım atıyorsunuz. Üzerine çok sıklaştığından ve uzun olduğundan dolayı da güneş ışığı aşağı düşmüyor. Böylelikle hani gece mi gündüz mü bazı noktalarında anlayamayıp ondan sonra kayboluyorsunuz. İntihar ormanı, evet. Aokigahara. Japonya'nın Fuji Dağı'nın eteklerinde olan bir yer. Ağaçları çok sık olduğundan dolayı bir sürü insan oraya gidip intihar ediyormuş zamanında. O yüzden de intihar ormanı diyorlar oraya. Hatta şey yazıyor. O kadar fazla intiharlarla ünlü ki. Lütfen intihar etmeyin. Normalde bak yazı yazar ya şey yazar. Evet hayvan çıkabilir. Bu olabilir. Dağdan düşüp ölebilirsiniz. Bir şeyler yazar. Orada ormanın yerleri teller var ve şey yazıyor. Lütfen intihar etmeyin. İntihar etmek sizin için iyi bir şey değil. Lütfen çevrenizdekileri düşünün falan böyle. Bu tarz şeyler yazılmış tamamen abi. Çünkü sıkıntı da şu, yani orman içine giriyorsun böyle, bazı insanlar, ben fotoğraflarını çok inceliyordum bir ara, bayağı hani hoşuma gidiyordu. Hatta bir tane baskı çalışması vardı, ben ormanın baskısını yapmıştım. Görsel sanatlar dersinde işte. O zamandan abi hala baskı duruyor bu arada, şurada bir yerde asılı, hatta bilmiyorum nereye koydum şu an. Bir yer, dolabımın içindedir büyük ihtimal. Neyse. Yani... İçerisinde çürüyüp ölen, kendini asan o kadar fazla insanın görseli var ki. Felaket böyle kurt,
kurtlanmış, parçalanmış. Hatta şey var, Logan Paul gidiyor bir tane cesetle dalga geçiyor. Ondan sonra da herkes işte şey yapıyor, Logan Paul'u linçliyor. Cesede neden güldün işte falan filan gibisinden. YouTube videosunda tabii gösteremiyor ona ama o şekilde linç yiyor. Sonra da özür dilerim diye video falan çekiyordu. Özür dilerim, bir cesetle dalga geçtim. Bunun iyi olduğunu ben de biliyorum ama sadece video için birden gaza gelmiştim ve kendimi öyle buldum. Ama ben de Fuji Dağı'na gitmek istiyorum ya. Mesela şey de var. Hani tamamen bu şeylerden değil de öylesine gidenler de var ormana. Sonra kaybolup da ormanın içinde aç susuz ölenler falan da var. Vay be. Bir ara çok istiyordum Tokyo'ya gitmek, Fuji Dağı'nı görmek. Ama Fuji Dağı öyle bak mesela, oh işte sakura ağaçları. Ne güzel. Olmuyor. Özellikle dolar 8 iken Tokyo'ya falan mı? Ya gideceğini mi sanıyorsun abi? Ay garibim, gideceğini sanmış. Bok gidersin. Gerçi giden var. Ben gidemem yani. Biletler ne kadar abi? Bir Tokyo bileti ne kadar arkadaşlar? Sadece meraktan soruyorum. Gideceğimden değil de. Üyeleri özel Japonya vlogu. Abi bir Japonya vlogumuz patlar ya gittikten sonra. Bir ton Türk lirası. Ama yani öyle. Abi 1000 lira vardır, ne lan 1000 lira? Yani neredeyse hiçbir şey, uçak bileti 1000 lira. Yıllar önce 1000 liraydı bu arada. 450 mi? Japonya 450. Abi siz yurt içi uçak şeylerini falan mı? Oğlum cidden 1000 lira yurt içinde gidemezsin neredeyse yani. Arkadaşlar ben hiç uçağa binmedim. Bak cidden uçağa binmedim ama o kadar da kopuk değilim ya. 450 euro falan. Yani 450 lira değil, euro olarak çıkabilir. Ama Japonya'ya cidden 1000 liraya gidilse, ben şu an gittim bu arada, net giderim. 4000 liraymış o da, en ucuzu falandır 4000 liradan. Hani zamanında baktığımda ben 2000 lira falandı yani. Bildiğin 2000 liraydı basit bir bilet. 8K diyen var. Abi şey değil mi bu 4000 lira olanlar? Böyle hani şey değil, kağıttan uçak falan değil. Çünkü bence de daha yani 4000 yine ucuz bence Tokyo'ya gitmek için. Hayır, ucuz derken yani gidip pat diye Tokyo bileti için vermem 4500 lira ama yani çok çok önceden ben baktığımda yine 3000 lira falandı dolar 2 iken. Dolar 8 iken yani 3000 liralık bir bilet 4500 olabileceğini ben pek, ne bileyim, garip geldi, olamaz gibi geldi. Çünkü 8K cidden kulağa öyle iyi gibi geliyor. Dur bakacağım lan. Tokyo uçak bileti. Tokyo uçak bileti neymiş? Yani 7000 lira falan abi cidden. 7000 lira. 10 saattir chatte bir şeyler sallanıyor abi. Yani Google'a 10 saniye mi aldı doğrusunu bulmak ama. Yani 7000 lira harcadığınızda sadece gidiş alıyorsun. Bir de dönüşü var yani, Japonya'da kalmayacaksınız herhalde. 14000 gidiş gelişe vermeniz lazım. Lan bu sadece gidip gelmek lan. Hadi bir de üzerine orada Japonya'da yiyip içeceksin, bir şeyler yapacaksın, turistik alanlara gideceksin. Öyle yerler var, Japonya turu yani, böyle bir orada iç yani otobüs bileti var yurt dolaşım için. Çünkü Fuji Dağı'na gitmek istiyorsan, Fuji Dağı'na yani şehirden uzak. Doğal alanları da Japonlar koruduğu için daha hani biz mesela AVM için arada bir yakılıyor, bir yer yapılacak yakılıyor. Normal hani şöyle mesela, ya da köprü yapılacak yine yakılıyor. Japonlar köprü yaparken köprüyü ormanın üstünden geçiriyor falan hani. O yüzden de hani otobüsle falan anca böyle şehirden uzak gidebildiğiniz bir yer. Bu arada diyorsun. Abi tamam. Yeter abi, bu gayet yeterli. Daha yok değil mi? Fazla vurdu çünkü. Tamam ben uzaklaşayım yavaştan.
ev bulacağız diye yani ebemizin nikahını görüyorduk. Cidden yani. Oh. Bu arada mesela abi bir filmin sonunda, bir çok ünlü bir film, kimse spoiler vermez, spoiler verilirse şey yaparım yani, cidden banlanırsınız ve açılmaz o ban, kimseye spoiler vermeyin. Bir filmin sonunda bir görevi yapamadıkları için, onur yani tam olarak onursuz sayıldıkları için gidip de harikir yaptırtıyorlardı. Ben o filmin sonunda çok sinirlenmiştim mesela. Ya adamlar işinize yarayacak ya. Savaştan kaçmışlar ama daha büyük işler başarmışlar. Mesela adamlar harikir atmak zorunda orada. Vatan haini gibi oldukları için. Japon kültüründe de böyle bir şey var. Mesela orada mide zarın var. Oraya katana'nın küçük versiyonuyla sokup mide zarınızı diye kesiyorsunuz. Bir zarı kesiyorsunuz. O zarı kestikten sonra da zaten böyle bağırsaklarınız diye böyle düşüyor. Öyle bir şey. Yani normal bıçağı sok çevir yapmıyorlar orada bir de yani. Abi hangi film olduğunu yani söyleyeyim değil mi şimdi hangi film olduğunu bir de. Arkadaşlar filmin sonunda böyle bir şey oluyor. Kimse filmin adını söylemesin. Diyorum adam diyor ki filmin adı ne? Filmin adı ne? Güzel filmmiş, izlemeliyim. Arkadaşlar filmin adı yok. Of. Filmin adı yok. Ben götümden salladım filmi falan diyelim yani. En azından böyle atlatabiliriz galiba. Arkadaşlar bak spoiler verilirse en verilecek şey Iron Man ölüyordur yani. Öyle bir popüler kültür ki bu. Yani Iron Man'in öldüğünü bilmeyen ya mağarasında yaşıyordur ya da doğmamıştır ki bilmiyordur lan. Yani ben Iron Man'in ölümünü filme gitmeden, daha film çıktı, film ilk sinemada izleyenler izledi, ben o zaman öğrendim öldüğünü yani adamın. O dendi. Iron Man öldü mü? Nasıl yani? Ben bilmiyordum Iron Man ne ara öldü lan? Bu arada selam. Yengeç dansı yap bize. Gerçi yapılmaz abi. Bu adamda bir tık kuduruk. Yengeççim yardım eder misin? Aa yardım ediyor bu arada. Oha. Ama yengeçler saldırıyor zombilere. Neyse ben bunlarla biraz boğuşacağım. Birazcık dayanmaya çalışacağım ya. Dayanabiliyor muyum acaba? Olmadı. Koşar kaçarım. Çok da uğraşılmaz. Evet ama çok da uğraşılacak gibi durmuyor. Peki abi. Siz ne yapıyorsunuz? Konser mi yani? Almışlar patlamış mısırlarını, bizim kavgamızı izliyor manyaklar. Bak abi kule yapmayacağız. Bu sefer savaşacağız lan. Her gece inimizde bir yerde durduk kaldık. Bu sefer savaşacağız. Al. Dağın tepesinde. High ground bende. Yüksekteyim lan. Daha avantajlıyım. Kesiyor mu? Yok edeceğim bunları tane tane. Bir de benim daha bir uzak bir balta yapmam lazımmış ya. Hani bir balta yaptım ya, bu baltanın daha iyisi lazımmış bize. Uzaktan net vurabilmek için. Modlar yükle ama ben hangi modun olduğunu unutuyorum sürekli. Tamam. Bu zombiler o kadar güçlü olmayanlarıymış. En azından şanslıyız. Oo 46 tane elmam var tabii ki ya. Hop. Sen de gel abi. Abi tamam teşekkür ederim. Sen de gel. Senin gözün mü yok? Sen koklayarak mı buluyorsun? Gözü de parlamıyor. Tamam. Seni de yedik mi? Yedik seni de. O iki tanesi de kalsın. Jaws mu? Abi köpek bu. Kanka ne yapacaksın? Sadece soruyorum. Gerçekten karaya atlayıp beni yiyecek misin köpek balıkçığım? Adam amuda kalkıyor. Bu da bir yetenek lan. Amuda kalkan bir köpek balığı. Bu arada şey aynen salak köpek balığı. Herkes amuda kalkamaz. Yaptığı şey hatalı. Fiziksel olarak hatalı. Köpek balıkları hayatı boyunca yüzen balık türlerinden biri.
Çünkü eğer dururlarsa ve belli bir yerlere, o cidden öldü, belli bir yere yaslanırlarsa kaburgaları patırt diye kırılıyor ve ölüyorlar. Yani kısaca şu an köpek balığına olan da buydu büyük ihtimal. Karaya çıktıklarında kaburgaları oluyor, patlıyor, eziliyor. Ya bütün o vücut ağırlığını, kütleyi, o kemikler taşıyamıyor. O yüzden de uykularında bile köpek balıkları sadece yüzerler. Soldan sağa giderler öyle. Ya ben bunu duydu ilk öğrendiğim zaman üzülmüştüm köpek balıklarına yani. Düşünsene sadece yüzücü, nasıl dinle uyurken bile, hani uyurken bile yüzmek var, uykunuzda sürekli yüzdüğünüzü düşünün. Bunlar ne, otostopçular mı? Yok abi, bugün arabama birilerini almıyorum be. Vın vın vın, ooo drift. Ne 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 ne. Abi köpek balığı, peki. Ben köpek balıklarından konuşup sonra köpek balığı, abi ne oluyor lan? Abi bu adam, ben o zaman çıkarım abi. Ay cidden botumu alabilir miyim bari köpek balıkçıyım? Ya yeni bot yaparım ya, salla. Ferrari'mi kıskandılar abi. Ferrari'mi kıskandılar. Abi ne yapabilirsin? Ya gerçi bunu çok merak etmiyorum. Sormadım sahi, tamam köpek balığım. Sen beni çok mu seviyorsun be? Abi fotoğraf, abi fotoğraf çekin. Abi fotoğraf çekin. Abi kalkanım olsa bir denerdim. Kalkanım olsa denerdim. Ah. Gün 5. Bugün tatlı mı tatlı bir, aha bir köpek balığı buldum. Sanırım beni gördüğüne sevindi. Ama o kadar sevmeye korkuyorum ki elimin kopması o kadar korkutuyor ki yanına bile yaklaşamadım. Tamam. Dan abi. Günlüğümüzü şuraya koyalım tekrar. İyi. Abi köpek balığından mı korkacağım, zombilerden mi korkacağım? Susuzluğuma mı dert yanacağım? Abicim bari su içebilseydim be. Şuradan içeyim ben. Teşekkür ederim. Salak orada sıkışıp kaldı. Ben o zaman en azından 10 saattir bulamadığım demirleri bir almış olayım buradan. Şey yapabiliyor muyum? Aha. Bir dakika. Ya düşündüğüm bir şey var. O olursa çok güzel olacak çünkü. Sadece bir demire daha ihtiyacım var. Aha. Aha. Yes be. Sonunda tamam. Tam istediğimiz yerlerden biri. Tamam abim diyorsun. Sen de diyorsun. Abi nereye gidiyorsun sen? Alo. Alo buradayım ben. Bu ev istediğimiz evlerden mi? Bu katedral mi? Onu bunu bilmem ama burada bir hayatta kalmam var. Aha uf uf, tam istediğimiz şey, deliler gibi yaprak. Aynen burası kilise abi, katedral. Burada bir şeyler var mı? Burada da bir şeyler yok. Ben buradan büyü basabilirim. Ama şimdilik büyü basmamızın anlamı var mı emin olamadım. Yani şöyle birazcık daha kamerayı ayarlayayım. Yız Ergin 0406 Prime bizleri kullanmış. En iyi aboneliğini kullanmışlar abi. Inflames 1516 Prime bizleri kullanmış. Avcan Olcay aramıza katılmış. Faruk Deveci aramıza katılmış. Eren Ali 3706 TR Selam Adalı abim demiş. 4. ayında Prime'ını bizlere kullanmış. En iyi aboneliğini kullanmış. Furkan Emin 58 Prime bizlere kullanmış. Camcı ne haber demiş. 9. ayında Camcım iyi abi. Camcı hala buradaysan bu arada şunu söyleyeyim sana. Senin yaptığın o cam şey var ya, geceleri ayağıma takılıyor böyle tak tak ses çıkarıyor. Sağlam da yani, çerçevesinden tabi camını şey yapmam, kırmam da yani. O kadar gerici ki korkuyorum bazen. Böyle pat diye bir ses çıkarıyor her gece ayağım çarpınca. Her gecede kanıyorum yani ona. Yuna Uziko 2. ayımda yeniledim. Sonunda demiş Prime üzeri kullanmış. Tahit XX Larcher 4. ayında. Toasty 2. ayında. Aynen kardeşim Japonya demiş. Onun dışında 2GXQY 2. ayında. Real Lucky aramıza katılmış. Utkordin 3. ayında. Onun dışında XXQY abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Pa 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 para pa. Para pü. Bam bam bam. Peki ben buradan açsam. Tamam, zombiler biraz salak galiba bu sefer. Şuradan yardırsam. Burası geldiğim. Bu eve geçsem, bu evde çok dar ama.
Buradan eşya, ama burada da çok eşya yok. Galiba bu köy de kötü ya. İstediğim köylerden biri değil bu. Cidden ben bunun için bekleyip bu kadar araştırma yapmadım ya. Peki abi. En azından şu kule gibi yere çıkayım, orada hayatta kalmayı denerim. Tabii kuleye çıkabilirsem. Tabii kuleye çıkılırsa. Abi. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Tabii köylüleri de birazcık korumak benim boynumun borcu. Yemek var. Sabah daha sakin bir vakitte alırım gibi ben. Abi ölebileceğim mi? Zombiler bir tık daha sertleşmiş abi. Damage yemiyorlar. Bu adamlar çok sert be. Ustam. Ustam ne diyorsun? Keçicim sen ne yapıyorsun? Oğlum çok şeymiş. Abi. Aynen. Ne neyim var ki? Hiçbir şeyim de kalmamış. Şunlar var. Şu binaya gitmem gerekiyor. Tam gerçi sabah oldu. Şimdi birazcık daha yavaş yavaş halledebilirim. Aynen abi. Bir de susuz. Abi artık şu eve gidebilir miyim? Susuzluk en azından şunu iç abi. Tamam. Güzel. Birazcık daha su iç. Güzel. Birazcık yemek yesem. Abi. Aynen. Aynen abi. Bunlar nasıl? Tamam. Şöyle uzaktan. Ama burada da yaban domuzları var. Bunlar sıkıntı. Şuradan gireceğim eve abi. Ev nerede lan bu evin gir... Abi. Tam sonunda. Şimdi 7 tane tavuğum var pişirebileceğim. Şunları pişireyim ben. Şunun yarısıyla da en azından şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle koyayım. Şu yaprakları da koyayım. Kaç tane? 39 tane temiz su kaynağı. Al. Şunu temizleyelim. Abi gerçi purified'mış. Aa çok iyi. Hala temiz su kaynağımız varmış. 39 tane filtre yaptık chat. 39 tane. Ama bunlar cidden salak ha. Bunlar hala bir kapıyı kırabileceklerini hayal etmiyorlar. O gün geldiğinde zaten boku yedik. Su iç abi. Hala mı güzel bir şey? Gerçi şurada yine malzemeler oluyordu. O malzemelerden yararlanabiliriz. Ama hepsi de böyle tarımcılıkla falan alakalı. Yine yay. Gerçi kafalık kırılmış bizim. Kafalık alabiliriz. Onun dışında da bütün alet edevatımız var zaten. O kadar iyi değil. Abi blok kıranlara daha rastlamadık. Blok kıranlara girdikten sonra zaten bayağı sıkıntı olacak. Peki ben abi bu adamları atladım. Artık yani bıktım. Cidden parkurculuk yapmak istiyorum. Oradan oraya örümcek adam gibi zıplayacağım şeye geçeceğim ben. Aynen böyle. Oradan oraya atlamak istiyorum bundan sonra. Mesela en başından şuraya tırmanayım. Şöyle. Şöyle. Aynen böyle be. Çok da güzel. Mesela şuradan. Şöyle gelip. Şuraya tutundum ya. Şuraya atlayayım abi. Oğlum nasıl? Oğlum hani yapraklar. Oğlum yapraklar hafifletiyordu en son. Kendimi öldürecekmişim yanlışlıkla. Dur şu zombilerin arasında parkur yapmak istiyorum artık. Şöyle şuraya atla. Şuraya atla. Şuraya zıpla, tutun, tutunamadım. Abi. Şu an yaptığım hayatımı karartacak hatalardan bir tanesi. Hayatım güzel bir şekilde. Güzel. Peki ben buraya tırmanamıyorum. Şuraya tırmanabilir miyim? Tamam, tırmanabiliyorum ama aynı yerden zıplayamıyorum o kadar. Evet, birazcık kendi ayağımı, topuma sıktım be. Ya bildiğim bisikletle gidip de çubuk sokup ondan sonra takla atan adam var ya, o biziz. Ve bu zombiler neden arada bir yanıyor? Ben onu anlayamadım tam olarak. Dertleri neymiş ki? Ha vallahi yanıyor bazen. Eyvah. Su kaynağımız da kalmadı. Güzel.
Yes! Oğlum ucu ucuna tutundum. Mod olmasa ölmüştüm. Of. Yani ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksınız? Yani ne yapacaksınız? Atlayın tabii. Oğlum çok yakındı. Çok yakındı. Of. Ustam çok yakındı. Zombiler aşağı düşmüş bazıları. This is Sparta bebeğim. Aynen sen de geri git salak. Oğlum çok zor kötüydü. Ucu ucuna. Oğlum sen de düşsene bari tipe bak. Oh. İyi ki. Bu da güzel bir zombi atlatma anımız oldu be. Tam anlamıyla istenilen gibi. Speedrunner olmanın iyi yönleri değil aslında. Speedrun'ın alakası yok. Bir tık modla alakası var. Ama oldu gibi. Gerçi altıma blok da koyabilirdim orada. Sadece ben fazla gerildim. Bir tık. Bir de kanlay olacak galiba bu gece. O daha sıkıntı. Şimdi şu suları dolduralım. Şu sular her şeyimiz bizim. Şunları koyduk değil mi? Aynen. Şuraya geçelim. Burada filtremiz var. Şöyle filtreden geçirip de suyu daha taze kılalım. Güzel. Daha 36 tane filtremiz var. Bu şekilde güzel. Abi. İşte şimdiki sıkıntı da bunlar. Ben bu köpeklerden nasıl geçeceğim? Kafayı yemelik durumlardan. Abi. Birazcık üstten falan, ağaca falan tırmanmam lazım benim. Şöyle tırmanabilirim. Şuraya zıpla. Olmadı. Şuraya zıpla. Sonra şuraya zıpla. Çok güzel. Şuraya zıpla. Gerçi oraya zıplanılmaz. Olmadı. Tekrar aynısını yapmak zorundayım. Zıpla. Tutunamadım. Yok abi yapabildiğim şeyi neden yapamıyorum ya? Evet iyice düşürdüm kendimi ve köpkeler de iyice peşimde. Hayır. Tamam. Tamam. Sakinleşiyorum sadece. Güzel. Şimdi şuraya tık çık zıpla. Tutun zıpla. Şuradan mı tutunacağım? Aynen buradan tutunursam daha iyi. O zaman Tarzan zamanı be. Tarzanlık yapacağız azıcık. Her zaman böyle mod paketlerinde bayılmışımdır ama ağaç da yok ki. Güzel. Yok abi ben düz yürüyeyim ya. Neden aga buga maymun gibi böyle bağırıp kişleyip garip hareketler yapıp atlamamız gerekiyor. Abi ördekler benim canlarımdır bu arada. Ördeklere bir şey yapanlar bana da yapmıştır. Tamam özür dilerim. Ördekleri savunmuyorum abi. Ördek savunmanın da bir adabı vardır. Böyle ansızın boynuzlarını soktuklarının da anlamı olmuyor. Aynen öyle. Arkadaşlar etme bulma dünyası. En azından dikkatlerini dağıttım be. Bir şekilde gelmeyecekler ördeklerin peşinden. Ama canım da az. Başka bir riskli bir şey. Oha! Abi hayır. Lütfen. Ne kadar hızlı olabilirsin? Abi hala peşimde. Ben anlamadım. Sadece yapmak istediğim basit bir kurtarıştı abi. Oğlum sen kafayı mı yedin? Sen kafayı yemişsin. Zombiler beni bu kadar kovalamadı lan. Zombiden daha ölümcül bir şey. Yaban domuzu. He orada yüz öyle. Manyak adam. Oğlum sadece ördeği vurmanı istemedim lan. Yurtta barış, dünyada barış. Evrensel bir barış istedim ben. Karnımı nasıl doyuracağım? Bilmiyorum yani. Yamyamlaşın arkadaşlar. Gerçi o da anlamı yok ki. Mesela inekleri yese anlamı olmuyor. Böyle suyumuz var. Su sıkıntı yok. Yine ördekler var. Oğlum bunlar çok tatlı ya. Tiplere bak. Gerçekten
Bir tane ördek evimi alabilirsem bu modun sonunda almak istiyorum. Ama bundan sonraki göreceğim ilk ev gerçekten kalıcı olarak maden yapacağım. Ondan sonra gidip de ne bileyim madene hani gidip de yeni şeyler kendim geliştireceğim şeyler olacak. Yani bu şekilde koşturmacı olmayacak sadece çünkü fazlasıyla etrafta cebelleştik. Bir şeyler bulmaya çalıştık. Bunun bir sonu gelmesi lazım. Mesela yapabileceğimiz çok fazla şey var. Onları çok fazla yapamadım. Bed Wars ne zaman? Bed Wars'a birazdan geçeriz. Birazdan geçilir gibi. Tamam abi. Burada ufaktan bir yapılanma var. Kırık da olsa. Ben en azından burayı alıyorum. Burası benim yeni evim arkadaşlar. Çok kötü olacak. Ama en azından bu kurtlardan falan beni korur. Bak yabani hayvanlar falan da var burada. Onlardan geçiniriz. Bütününü ben yapayım bari. Bütün halini. De şunları şöyle envanterime alsam. Tamam burayı da hallet. Bir hani yağmurdan korunmak için en azından hani yağmur geldiğinde ıslanmayalım diye. Ustam ıslandık ama yani. Demeyelim. O yüzden şöyle bir yer yapıyorum ama buranın iklimi de sıcakmış ya. Sıcak olduğu için bir tık sıkıntı bizim için. Tamam gece oluyor sıkıntı yok. Şöyle kendime ama böyle tamam. Şunu da koydum. Şöyle koysam. Abi bir anlamadım tamam şöyle koyayım. Şuradan bir tane delik açsam. En azından neyin nerede olduğunu görebilmek için. Tamam zombiler ve zombi kurtlar. Sıkıntı yok bu benim çevreye bakış pencerem olur. Buraya da güzelce yerleşiriz bundan sonra. Su kaynağı falan da alacağım. Öyle güzel yapılır. O. Ne kadar saçma bir şey abi duvarın içinden vurmak. Yani ben ne olabilir ki? Dur çantada şu pumpkin pie iyi regeneran atıyor diye biliyorum. Onu yiyebiliriz. Fena değil. Tek sıkıntı şimdi bu adamlar. Şöyle etrafa bakayım. Mesela şu burada ne var abi? Kurt mu bu da? Bunlar da kurt. Abi kurtlar bayağı sıkıntı. Şöyle yapayım. Kurt yanlışlıkla falan atlar. Şehre girer. Ben emin olamadım. Abi karpuzla da karın mı doyar be? Elma yiyeceğiz o yüzden. Abi şöyle bir şey yapmamız var. Dur. Ben her ihtimale karşı. Şurayı şöyle kırayım da. Her ihtimale karşı. Şöyle bir yol yapıyorum tamam mı? Bak zombiler geldi. Hepsi burada. Sıkıntılı bir durumdayız tamam mı? Tek yapacağım şey bu. Bu. Buraya zıpla ve buraya zıpla. Buradan direkt çatıya çıkacağız abi. Baksana bu kadar zombi. Aslında o kadar da zombi yokmuş bu gece. Direkt kaçış noktası. Al abi buraya tutun. Hatta buradan provasını yapalım mı? Provasını yapalım. Gel abi. Zombiler geliyor mesela. Gelin abi. Gerçi gelemiyorlar hala. Gel abi. Geldi abi. Provasını yapamadım. Yapamadım. Prova... Çık. Tamam tamam provası. Güzel bir prova oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir prova oldu. Arkadaşlar güzel bir prova. Arkadaşlar. Kaçabildim. Çok iyi bir provaydı. İşe yaradı mı? İşe yaradı. Çok iyi bir provaydı arkadaşlar. Kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle bu yaptığım yer ucu ucuna kurtarıldı. Mükemmel. Öldüm mü ölmedim. Ölmeyiz ya. En azından oluyor. Ben çok kaşındım ama ya. Çok kaşındım. Şu tiplere bak. Oğlum zombi deneklerim için bir şeyler bunlar. Aynen gel. Oraya kapıyı kilitlesem hiçbir şey yapamazlar.
Tamam, ben orayı cidden kapayım ya. Bir kapamam var benim orayı. Ama nasıl kapayacağım? Ama hemen de çıkmışlar ya. Bu adamlar da her şeyin bilincinde. Aşağı cidden kitlemeye çalışacağım ama zor. Yok, adamları kitleyemem abi. Baksana, ben buradayım, hemen buraya geliyorlar. Zekiler, buraya geliyorum, hemen altımdalar. Sıkıntı bayağı. Abi ben o bu değil de kendime parkur haritası yapmak istiyorum. Şöyle. Aynen. Sonra buraya çıkıp buraya zıplayıp sonra ne yapacaksın Doğukancığım? Sonra ne yapacaksın? Söyle bize. Ondan sonra ben şöyle yapmak istiyorum beyefendi. Şöyle bir yer ama yapı, ilk önce yapıda anlamayacaksınız ama sonra her şey belli olacak. Tamam. Şurayı şöyle kırıyorum. Şurayı da şöyle kıracağım. Bir blok mu kaldı orada? İki blok. Şurayı da kırayım şöyle. Oradan. Güzel. Tamam. Parkur denemesi. Geliyor parkur denemesi. Fall damage alıyorum. Yine de deneyeceğim. Tamam. Zıpla buraya. Ama orada zıplarsam şimdi çok kötü yerli... Oha, fall damage nasıl almadım lan ben? Güzel. Aa, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, ucu ucuna durabildim. Buradan tutup buradan zıplıyorum. Buradan tutunup, hayır, tutunup çok güzel ve buradan buraya zıplıyorum. Onu birazcık daha zorlasam tane tane şey olacak. Bu işi iyice daha kompleks yerlerden kaçabileceğim. Yani şey düşünün. Ciddi anlamda mod paketini birazcık daha kendime göre yaparsam uzun bir video çekeceğim. Cidden böyle bir ev kuracağım. Yayında güzel gitmez o. Ama evi kuracağım, o evi geliştirmeye başlayacağım. Böyle gün videoda her gün geçtikçe ev daha güzel olacak. Tane tane ve ben de böyle kaçış yerleri, parkurları yapacağım zombilerden kaçabilmek için. Aynen öyle. Mesela ben buradan zıplasam fall damage yemiyorum. Bu da iyi bir şey. Ay, YouTube özel güzel olabilir, tatlı olabilir. Onun dışında cheater bir drop var abi, ona da çok şey yapmayın. Ucundan bir cheater drop'umuz var. Assassin's Creed abi. Ah, ama düştüm. Mesela burada da bak bak. Bir şey denemek istiyorum. Tam oradan her zaman şey yapamıyorum, aynen. Birazcık zıplamam gerekiyor. Gerçi bu deneme benim için kötü oldu bir tık. Adamlar direkt olarak çullandı üzerime. Sıkıntı. Ezio di Auditore. Ya hop hop hop. Neyse chat. Bugünlük zombi modumuzda bu kadar olsun.